Savunma sanayinde o kadar küçük şeyler bazen ambargolara takılıyor veya almakta zorluk çekiyorsunuz ki büyük bir sistemi yaparken konu tıkanıyor. Bunlardan bir tanesi de muhtemel servo motorlar. Watt Motor olarak sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Watt Motor 1965 yılından beri Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi sitesinde elektrik motorları üreten Koç grubuna bağlı bir elektrik motoru üreticisi. Son 50 yılı aşkın süredir elektrik motoru üretiyoruz. Buradaki edindiğimiz know-how, bilgi birikimle savunma sanayinin ihtiyacını karşılamak üzere ciddi bir atılım yapmış durumdayız. Son yıllarda özellikle Aselsan, Roketsan, FNSS, inşallah bugünden itibaren MK'nin olmak üzere servo motorlarında ithal malzeme kullanımını ortadan kaldırmak üzere gerek kendi tasarımlarımızla gerekse tamamen Aselsan'ın tasarımı ürünlerin üretimi şeklinde bir yolculuğumuz, işbirliğimiz var. Son yıllarda ciddi bir reputasyonumuz büyüdü. Müşteri sayımız ciddi manada arttı. Bunun yanında servo motorlardaki kabiliyetlerimiz çok arttı. Ürün portföyümüz çok ciddi büyüdü. Bugün en küçüğü 200 watt olmak üzere 80'e 80 kare gövde bir servo motordan 15-16 kilowatt mertebelerine kadar yine kare gövdeli, tüm military standartlarına uyumlu, tamamen tasarımı, doğrulaması, testleri, kalifikasyonu Watt Motor tesislerinde, Watt Motor yer milli mühendisleriyle tasarlanmış, doğrulanmış ürünler ortaya koyuyoruz. Bu anlamda bir saha üyesi olmakla beraber çok gururluyuz. Burada milli bir iş yapıyoruz. Bu anlamda çok sevinçliyiz. Bugün de makine kimya endüstrisinin saha çatısı altındaki tüm tedarikçilerle bir araya geldik. Bugünden itibaren inşallah MK ile de güzel işbirlikleri geliştiriyor olacağız. Şimdi tabii izleyicilerimiz merak edecek. Servo motorlar özellikle hava savunma sistemleri başta olmak üzere nasıl bir görev içerisinde sistemin hangi parçasını oluşturuyor? Tabii servo motorlar aslında bakarsanız bir cismi hareket ettirdiğiniz ve bunu hassas milimetrik hatta mikron mertebesinde hassasiyetlerle yapabilmeniz için kullanmanız gereken elektrik motorlu servo motorlardır. Mesela hava savunma sistemlerinde bir roket lançerini düşünün. Roket lançeri sağa sola dönmesi gerekir. Çünkü pozisyon alması için sağa sola dönmesi gerekir veya namlusunu yukarı veya aşağı hareket ettirmesi gerekir. Biz buna yan eksen ve yükseliş eksen diyoruz. Bu eksenlerin hareket kontrolünü tamamen bizim servo motorlarımız ve bu servo motorları da süren elektronik kartları olan servo sürücüleri de yine biz üretiyoruz. Yine tabii eksi 40 derece, artı 50 derece çok zor şartlarda ve savaş şartlarında bunların çalışması gerekiyor. Bu açıdan herhalde daha sivil servo motorlarına göre önemli bir ayrım var. Kesinlikle buradaki tasarım dili tamamen dediğiniz gibi endüstriyel servo motorlardan farklı. Burada çok ağır şartlar var. Burada askerinizi korumak zorundasınız. Burada her türlü güvenlik tedbirini almanız gerekiyor. Hem askeri anlamda hem de platform anlamda platformun da güvenliğini almanız gerekiyor. Biz tabii bir ürünü yaparken bu ürün gerek Körfez ülkelerine gerek Afrika ülkelerine gerekse çok soğuk iklimlere gidebilir, ihracat yapılabilir. Biz bunları tamamını kapsayacak şekilde çevre koşul şartlarını kapsar tasarımlar yapıyoruz. Dediğiniz gibi tasarım çok farklı. Peki bir talep geldi diyelim. Ne kadar süre içerisinde bir servo motor sistemi tasarlanıp üretilip test aşamasına geçiyor? Sıfırdan bir servo motor tasarımı ve bunun üretimi, testleri, bunun doğrulanması 8 ila 12 hafta arasında değişir. Burada ancak müşterilerimizin bazen çok hızlı ihtiyaçları olabiliyor. Müşterilerini getiriyorlar, hemen atış yapmamız gerekiyor diyorlar. Biz orada tabii onları kırmıyoruz. Olabildiğince elimizden gelen desteği sunuyoruz. Çok teşekkürler çalışmalarınıza, başarılar diliyorum. Bu tür organizasyonlar muhakkak hem sizleri, sonuçta sizlerin de tedarikçileri var, bir araya getiriyor, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun.